Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad ateynake seb'an minel mesani vel Kur'anel azim. Sadakallahul azim ila ahiril ayet. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillah. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha innallaha le gafurur rahim. Sadakallahu lazım. Sureyi Nahil'de 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bizlere ve in te'uddu ni'metallah. Ey kullarım, eğer siz Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetleri saymaya kalkarsanız, o kadar çok Allah'ımızın üzerimizde nimeti var ki, yani böyle bir şeye kalkışırsanız la tuhsuha, sayamazsınız diyor. Yani hesap makinalarınız almaz, bilgisayarlarınız almaz, la tuhsuha. Şimdi hocam, bu kadar çok ne nimet var Mevla, sayamazsınız buyuruyor. Tabi mümin için, bizim için en büyük nimet Rabbimizin bize lütfettiği iman nimetidir. Kur'an nimetidir. Peygamber nimetidir. Efendim, daha aşağıya indiğimiz zaman nimetler çoğalıyor. Eş, çocuk, imkanlar, efendim vücudumuzdaki nimetler, kalp nimeti, görme nimeti, İşitme nimeti, koklama nimeti, tatma nimeti, tutma nimeti. Yani neyi sayalım ki? Efendim, peynir nimeti, zeytin nimeti, yağmur nimeti, su nimeti, ev nimeti, araba nimeti, tırnak nimeti, tırnak nimeti. Tırnak da nimet olur mu hocam? Olmaz olur mu? Bir yerin kaşındığı zaman, efendim, tırnaklarını yeni kestiysen, bir de böyle iyi bir kaşıma istiyorsan, ne kadar güzel geliyor o tırnak. Öyle bir güzel kaşıyorsun ki, tırnağın olmasa kaşıyamıyorsun. O zaman tırnak da nimet. Halbuki tırnağı atıp çöp, kesip çöpe atıyoruz yani. Yani biz şu an bir 10-20 tane sayabildik, aklımıza da o geldi. Ama Rabbimiz buyuruyor ki ve in te'uddu nimetallah. Yani saymaya kalksanız sayamazsınız diyor. Rabbimiz kıymet bilmeyi bizlere nasip eylesin. Nankörlükten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Bugünkü okuyacağım ders ayetimizde işte bu nimetlerden birisi olan, yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Hicr suresi 87. ayeti kerimesinde geçen bir nimetini burada zikredeceğiz ve toplumda bir sıkıntıyı, toplumdaki bir hastalığı, yanlış bir uygulamayı inşallah bu ayet-i kerimeyle düzelteceğiz. Kardeşlerim, bu ayetin nuzul sebebini ilk önce söyleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüntülüydü. Yani müşriklerden dolayı çok sıkıntı veriyorlardı. İnanmıyorlar ve zulmediyorlardı Peygamber Efendimiz'e. Ve onların imkanları çoktu. Efendim, tabiri caizse paraları çoktu. İstedikleri gibi harcamalar yapıyor. İslam'ın aleyhine servetlerini kullanıyor. Bunu da Resulullah görüyor. Ve Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve selleme de çok zulmediyorlardı. Yani Efendimiz üzüntülü, burayı demek istiyorum. Üzüntülü ve sıkıntılı bir haldeyken Cenab-ı Hak Hicr suresi 87. ayeti kerimeyi indirdi. Estaizu billah bismillah. Şimdi dinliyoruz. Ve bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateynake. Habibim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Seni mahzun görüyorum. Seni üzüntülü görüyorum. Ve lekad, muhakkak ki, ateynake, biz sana verdik. Sana verdik. Neyi verdik? Seb'an. Yediyi. Öyleydi ki minel methani, tekrar eden, tekrar tekrar okunan yediyi verdik. Vel Kur'anel azim. Ve büyük olan Kur'an'ı indirdik. Yani sen üzülüyorsun. Hani sende bir
sıkıntı var ama şunu bil ki sana öyle bir servet, öyle bir ikramda bulunuyoruz ki yani o seninse senin hiç hani onlara bakmanı, onlar için üzülmene gerek yok. Büyük serveti sana biz bahşeyledik buyuruyor. Nedir bu servet? Cenab-ı Allah'ın buyurduğu bu servet nedir? Fatiha-i Şerife'dir. Fatiha-i Şerife'dir. Ve bir sonraki ayeti kerimede La temuddenne ayneyke ila ma mette'ana bihi ezvacen. İki ayeti birbirine bağlayalım. Habibim Muhammed Mustafa'm sen onlardan bazılarına verdiğimiz geçici dünya nimetlerine bakma. Hani çok imkanları boldu ya. Niye bunlar inanmıyorlar? Niye bu mallarını İslam'a vermiyorlar? Müslüman olsa da İslam'a harcasalar gibi. Sakın onlara verdiğimiz nimetlere sen bakma. Ve la tahzen aleyhim. Onlardan yana da üzülme o kafirlerden yana. Vahfiz cenaheke lil müminin. Sen müminlere karşı rahmet kanatlarını aç. Yani onlara karşı alçak gönüllü, merhametli ol. Sen buna bak. Sen onlara verdiğimiz nimetlere bakma. Zira biz sana Fatiha'yı verdik. Allah Allah. Biz sana elhamı verdik diyor. Ya Mevla buyuruyor bunu. Bak bakalım Hicr suresi 87. Tekrarlanan yediyi verdik. Yani dünya içindekiler bir tarafa Fatiha, bir tarafa diyor Mevla. Öyle bir nimet verdik ki sen buna sarıl. İşte kardeşlerim Fatiha ile ilgili bugünkü bu ayet-i kerimemiz ve dediğimiz gibi günümüzde bir takım yanlış uygulamalar, yanlış işler yapılıyor. Bunların da çözümünü inşallah bulacağız. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 103 kitabın diyelim özetidir. Kur'an-ı Kerim'le beraber 104 ya. Kur'an-ı Kerim gönderilmiş olan Tevrat, Zebur, İncil ve 100 sayfanın özetidir. Yani 103'ün hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Anlatılan mefhum, itikat, nasıl olması lazım, insanın geliş gayesi nedir? Yani Kur'an o 103'ün özetidir. Fatiha-i Şerife de Kur'an'ın özüdür. Yani bir insan, bir mümin Fatiha'yı inanarak okuduğu vakitte 104 kitabı okumuş oluyor. Bunu ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Anil Hasan radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem men kara'a fatihatel kitabi kim Fatiha-i Şerif'i okursa fekeennemâ kara'et tevrat o kişi sanki Tevrat'ı okumuştur vel İncil sanki İncil'i okumuştur ve Zebur sanki Zebur'u okumuştur vel Furkan sanki Kur'an'ı okumuştur. Yani Fatiha'yı okuyan dört kitabı okumuş gibi. Dört kitabın şifreleri Fatiha'da. Böyle bir sure bilinmez mi? Böyle bir sure okunmaz mı? Bilmemek büyük bir mahrumiyet. Bilip de okumamak daha büyük bir mahrumiyet. Yani bu zenginliği biz müminler olarak da bilmemiz lazım. Allah'ın bize büyük bir lütfudur Fatiha'yı bahşetmesi. Habibine bunu diyen bize de Efendimiz'e bunu diyen Cenab-ı Hak bize de bunu söylüyor. Yani siz kafirlerin malına, mülküne, efendim onların şuyu var, buyu var, bu kadar zengin buna bakmayın diyor Mevla. Ben size Fatiha'yı verdim. Büyük bir servet verdim. Büyük bir zenginlik verdim. Şimdi Fatiha ile ilgili birkaç hadis-i şerif daha okuyalım. Biraz önce okumuş olduğum hadis-i şerif Ebu Ubeyd Suyuti Durrul Mensur'da geçiyor. Bu okuyacağım yerde Ebu Nuaym'da geçiyor. İmam Mücahit rahmetullahi aleyh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ranne iblisu erba'an hine lu'ine ve hine uhbita ilel ard ve hine bu'ifen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve hine unziletil hamdülillahi rabbil alemin. İblis, şeytan dört kere bağırdı buyuruyor, buyuruluyor. Izdırabından feryat etti şeytan. Birincisi lanetlendiğinde, lanet kovulduğunda, Allah tarafından lanetlendiğinde feryat etti, bağırdı. İkincisi yeryüzüne indirildiğinde, üçüncü feryadı
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiğinde dördüncü feryadı, dikkat edin, Fatiha-i Şerife indirildiğinde. Ne acayip sure. Bir başka, Ata radıyallahu anh şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. İzâ eratte haceten fakra bi fatihatil kitab hatta takdimi hal tukza inşaallah. Bir hacetinin, ihtiyacının meydana gelmesini istersen, yani bir sıkıntının giderilmesini istiyorsun, bir hastalığın var, şifa bulmak istiyorsun, Fatiha-i Şerife sonuna kadar oku, inşallah hacetin görülür, istediğin yerine getirilir buyuruluyor Suyuti Durrul Mensur'dan.